Ay göster. Ay. Ay. Evet evet. Bak abi ne parmağını o tarafa. Siz biraz bunlara onu bize versene. Yaklaşık 40 yıldır okulumuzun çatısını mesken tutan kadim dostlarımız leylekler bu yıl önceki yıllara göre bir 10 gün gecikmeyle de olsa geldiler çatılarındaki yuvalarına kavuştular. Mart ayıyla birlikte mahallemiz sakinleri sürekli okulumuzun çatısını gözlemledikleri için leyleklerin bu yılki geliş günlerini saati ve dakikasıyla bize bildirdiler. 24 Mart günü leylekler saat 18.48'de yuvalarına indiler. Tabii çok mutlu oluyoruz leyleklerin her yıl gelmesi, onların gelmelerini dört gözle bekliyor öğrencilerimiz. Leyleklerle ilgili bize birçok sorular soruyorlar. Biz de bu soruların cevabını vermek için bilmediğimiz bilgileri araştırmak zorunda kalıyoruz. Örneğin işte leyleklerin kaç yumurtası olduğunu soruyorlar, bu kadar uzun yolu nasıl gidip geldiğini soruyorlar, denizde mi uçuyor, karada mı uçuyor diyorlar. Biz de bunların cevaplarını öğrenip kendilerine sağlıklı bilgiler vermeye çalışıyoruz. Hem mahallemiz için hem öğrencilerimiz için mutluluk kaynağı. Çünkü betonlaşan dünyamızda bir doğal yaşam figürü olan leyleklerin bu kadar binanın arasında hiç çektirmeden her yıl gelip okulun çatısında yuva yapmaları, yavrularını burada yetiştirip tekrar güzle birlikte sıcak memleketlere göndermeleri hepimiz için sevinç kaynağı, mutluluk kaynağı. Geçmişte devletimiz de leyleklerin yuvasını tadil ettiler. Hatta o günlerde de biz bir okulun çatısındaki leyleklerin yuvasını düşünen bir devletimiz olduğu için de mutlu olmuş, bahtiyar olmuştuk. Ben bazen espri yaparken öğrencilerle birlikte leylekleri de mezun ettiğimizden bahsediyorum. Öğrencilerin sorularının birkaç tanesini biraz önce söylemeye çalıştım. Gerçekten çok ilginç. Yani her yıl gelen leylek aynı mı? Madem bir leylek 25-30 yıl yaşıyorsa öldüğünde yuvaya tekrar onların çocukları mı geliyor şeklinde böyle ilginç sorular oluyor. Biz de bildiğimiz kadarıyla söylemeye çalışıyoruz. Ama tabii bizim leylek yuvamız artık dünyada en uzun yaşayan leyleğin yaşında geçti. Çünkü bildiğimiz kadarıyla en uzun leylek 39 yıl yaşamıştı. Bizim yuvamız da aşağı yukarı 40 yılı falan buldu diye düşünüyorum. Muhtemelen leyleklerimiz değişmiştir ama herhalde önceki leyleklerin çocuklarıdır gelen diye tahmin ediyorum.